Londra'nın Tottenham bölgesinde bulunan Medivell Klinik son teknoloji kullanarak diş sağlığı hizmetlerini vermeye devam ediyor efendim. Diş hekimi doktor Esen Günay özellikle Türkiye'ye implant ve farklı diş tedavileri için giden hastalarına seslendi. Tedavi sonrası oluşan komplikasyonlar sonrasında tekrar tekrar gitmek zorunda kaldıkları bir sürece başlamamaları konusunda uyardı. Efendim yine rutin kontrolümüz için bugün Medivell Klinik'te bulunan diş hekimliğine geldik. Yanımızda da bu işin uzmanı, usta eller, diş hekimi Doktor Esen Ali Günay bizlerle birlikte. Şimdi hocam merhabalar. Biz zaman zaman buraya geliyorum. Özellikle hem diş bakımı hem de temizliği anlamında. Ama onun dışında tabii ki siz her alanda hizmet verdiğinizi de biliyorum. Zaman zaman bununla alakalı da konuşuyoruz tabii ki. Şimdi özellikle bugün Medivell Klinik'te verdiğiniz hizmetlerin yanı sıra aslında Türkiye'den ya da farklı ülkelerde bu işlemi yaptırıp size gelenleri konuşmak istiyorum. Çünkü oldukça sanırım diş öyle bir şey ki sonrasında birçok komplikasyon oluşabiliyor. Nasıl özetliyorsunuz bu durumu? Çok hastamız yurt dışında yaptırmayı tercih ediyor. İngiltere'deki diş hekimliği ile ilgili bütün ücretler biraz daha pahalı olduğu için özellikle İngiliz kliniklerle Türkiye arasındaki fiyat farkı çok yüksek olduğu için Türkiye'ye gitme şansı olan herkes tedavisini Türkiye'de yaptırmaya çalışıyor haklı olarak. Biz daha uygun fiyatlar sunuyoruz diğer İngiliz kliniklerine göre ama buna rağmen bizim fiyatlarımız tabii ki Türkiye'den daha yüksek kalıyor. İşte yaz bitti, gelenlerin çoğu Türkiye'de tedavilerini görüp buraya gelmiş oluyorlar ve birçok problemlerle bize başvuruyorlar. Bu problemler aslında çok büyük problemler olmasa da, ufak problemler olsa da İngiltere'de bir tedavi olasılığı bulamadıkları için onlar büyüyor, bayağı onlara sorunlu hale gelebiliyor. Mesela nedir bunlar? Mesela implantını yaptırıyor, üzerine protezini de yaptırıyor. Çok güzel, protezde ufak bir uyumsuzluk. Çok küçük bir dokunmayla bu işler düzeltilebilecekken, burada hiçbir diş hekimi yurt dışında yapılmış bir implant veya implant üstü proteze dokunmadığı için büyüyor, işte diş eti problemleri oluyor, daha da büyük apseler, problemler, onlarla bize gelip onları bize çözdürmek isteyen hastalarımız oluyor. Biz tabii ki Türkiye'de yapılan diş hekimliği ile ilgili kesinlikle kötü bir yorum yapmak amaçlı söylemiyorum ama diş hekimliği tedavilerinde mutlaka aftercare olması gerekiyor. Yani tedavi sonrası bakım olması gerekiyor. Türkiye'de kısıtlı bir süre içinde bulunduğunuz zaman arkadaşlarımız mükemmel tedaviler yapıyorlar. Ama ufacık bir ayarlamayla çözülebilecek problem tekrar geri dönülüp tedaviyle ilgili bir bakım yapılamadığı için büyüyor ve içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. O hale gelmeden müdahale etmek lazım. Biz arkadaşlarımızın yaptığı bu tedavileri ufak dokunuşlarla düzeltebiliyorsak mutlaka hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Ama daha büyük problemler olursa, yani atıyorum implantlarla ilgili büyük problemler olursa tabii ki tekrar o işi yapan hekime geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yani benim anladığım şu, siz diyorsunuz ki İngiltere'de aslında farklı ülkelerde yapılan tedavilere dokunan bir doktor bulamamaları büyük bir problem ama biz Medivell olarak bunu yapıyoruz mu diyorsunuz? Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer çok büyük bir problem yoksa, bizim çözebileceğimiz bir şeyse o zaman mutlaka yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı bekleriz, öyle problemleri olan hastalarımız varsa bizi izleyen. Çözmeye çalışırız. Buyurun gelin efendim. Yani. Şimdi hocam, şimdi dediniz ki İngiltere şartlarında tabii ki fiyat farkı olabiliyor ama şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle Türkiye'yi konuşursak mesela Türkiye'ye gitme gelme ücretleri, orada konaklama, konaklarken harcamalar haliyle oradaki zaman kaybı, sonrasında oluşan komplikasyonlarda tekrar gitme gelme, onların hepsini topladığınızda acaba gerçekten fark oluyor mu? Bunu hesaplamak lazım. Tabii nasıl hesapladığınız çok önemli. Evet. Birebir fiyatlara bakarsanız onda bir fark görüyorsunuz ama gidiyorsunuz tedavinizi yarı fiyatına yaptırıyorsunuz mesela Türkiye'de. Sonra geliyorsunuz bir problem yaşıyorsunuz. Tekrar gitmek gerekiyor. Tekrar gitmek yani bir tatil için gitmediğiniz için, sadece bu iş için gittiğiniz için bu tamamen o maliyete yansıtmak gerekiyor. Orada kaldığınız konaklaman ücreti, ulaşım ücreti, yeme içme, geziler, akraba ziyaretleri, hediyeler falan hepsini birleştirince aslında rakam çok büyüyor. Tabii. Aslında en büyük problem de burada işinize gidemediğiniz süre içinde kaybettiğiniz parayı da hesaplamak gerekiyor. Yani Türkiye'ye gidip 10 günde bir tedavi alırsanız, gitmemeniz gereken bir tedavi
mesela. Burada yaptırmış olsanız onun için öyle bir kaybınız olmayacağı için Türkiye'de gittiğiniz zamanki kayıplar arasında onu da eklemek gerekiyor. Bence çok mantıklı olmuyor. Bazı tedaviler var ki kısa sürede yapılabilir. Mesela bir dolgunuzu Türkiye'deyken yaptırırsanız çok büyük olasılıkla bir problem olmaz. Ama protezler gibi böyle büyük işler yaptırdığınız zaman onunla ilgili problem yaşayanlar tekrar geri gitmek zorunda kalabiliyorlar. Kesinlikle. O yüzden diyoruz ki önce bir Medivel kliniğe gelin. Sen hocamı bir görün. Biz zaten hastalarımıza bu konudaki hassasiyetlerini söylerlerse neyi Türkiye'de yaptırıp neyi yaptırmamaları gerektiğini de söylüyoruz. Yani bakın bunu Türkiye'de yaptırırsanız problem yaşayabilirsiniz. İşte şunları biz yapalım. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da hekiminize şu kalan kısmında yaptırabilirsiniz. Size daha maliyeti az olur bunun şeklinde de tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani sadece amaç hastamızın her şeyini yapalım, maksimum parayı kazanalım değil. Hastamıza sağlıklı bir ağza kavuşturmak için biz ne yapabiliriz? Türkiye'deki hekimine giderse o ne yapabilir? Bu iki tedavi olasılığını birleştirip en güzel şekilde hastamızı en ucuz şekilde sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz zaten. Şimdi tabii ki hocam implant fiyatlandırması noktasında burada tabii gelen hastalara göre, ihtiyaca göre değişiyordur muhakkak ama implantlara da değinmenizi istiyorum. Özellikle hangi tarz implantlar yapılıyor burada? Onun dışında düzgün olmayan, çapraşık dediğimiz diş yapıları için vermiş olduğunuz hizmetler, bunlar da çok önemli. Yani implant, her türlü implant yapıyoruz. Her ağza göre yapılacak implant çeşitleri farklı tabii ki. Bizde rutin olarak implant yapan hekimlerimizin haricinde ileri vakaları da yapabilecek cerrah arkadaşlarımız da var. Her türlü vakayı burada halledebiliriz. Fiyatlarımız da uygun. İngiliz klinikleriyle karşılaştırdığımız zaman %50'ye varan hatta daha da fazla indirimlerimiz var onların fiyatlarına göre. O yüzden mutlaka bizden fiyat almalarını tavsiye ediyorum Türkiye'ye gitmeden önce. Ve hesaplarını güzel yapmalarını, yani kâr etmek amaçlı gittikleri halde daha büyük bedeller ödeyen bir sürü hastamız var. O şekilde bir tedaviye maruz kalmamaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden mutlaka gelip bizden de fikir alırsanız sevinirim. Onun haricinde ben ortodonti uzmanıyım. Beraber çalıştığımız bir ortodonti uzmanı arkadaşımız daha var, Sedef Hanım. Biz klasik ortodontik tedaviler yaptığımız gibi, yani şu braket ve tellerle, bu takılıp çıkartılan clear aligner dediğimiz ya da Invisalign adını verdiğimiz o tip tedaviler de yapabiliyoruz. Her yaşta çocuğa da yapılabiliyor, erişkine de yapılabiliyor. Çok başarılı ve tel kullanmaktan çok daha rahat bir yöntem. Aradaki fark ne? Çok büyük bir fiyat farkı vardı eskiden. Ama şimdi biz onunla ilgili de çok güzel indirimler yaptık. Güzel fiyatlar veriyoruz. Ortodontik tedavi görmek isteyenlere de mutlaka gelip bizle bir görüşün. Bizden de bir fiyat alın. Hem normal, konvansiyonel sistemle, telle yapılan tedavi fiyatlarını verelim. Hem de clear alignerlarla, yani Invisalign'a yaptığımız tedavi fiyatlarını verelim. Karşılaştırın. Bizi tercih edeceksiniz diye düşünüyorum. Zaten bu ortodontik tedavi Türkiye'ye gidilerek yapılabilecek bir şey değil. Mutlaka burada halletmek gerekiyor. Biz diğer İngiliz kliniklerine göre kesinlikle daha ucuzuz. Gelin, hem kaliteli bir tedavi hem de daha uygun fiyata bir tedavi alabilirsiniz bizden. Evet, hem de uzman illere mutlaka danışın efendim. Esen Hocam mutlaka sizi burada bekliyor olacaktır. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Gitmiyorsunuz, bir tedavi yapıyoruz size değil mi? Evet, tabii, ben buraya geldiğim zaman mutlaka 6 ayda bir de şöyle dişlerinize bir baktırmanız gerekiyor, temizlettirmeniz gerekiyor değil mi hocam? Bu da rutin kontroller aslında. Tabii, yani gözle görülecek kadar bir kirlilik de olmasa ağzınızda, diş eti seviyesinin altında da diş taşları birikebiliyor. Bu da uzun süre temizlenmediği takdirde dişlerimizin etrafını saran kemiklerde bir eksilmeye sebep olabiliyor. Böyle yaşlarda görürsünüz, dişler uzar, sallanır hale gelir. Hiç çürük olmadan dişlerini kaybeden bir sürü yaşlı görürsünüz. O diş eti hastalığından kaynaklı. Diş eti hastalığı olmaması için mutlaka 6 ayda bir temizlik diyoruz. Bekliyoruz.